Başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde buradan giden vatandaşlar ellerinde içki şişeleriyle gitmeyi tercih ediyorlar. Yani buradan zehir ihraç ediyoruz dışarıya. Oysa ki ülkemizin yetiştirdiği narımız varken harika bir nar. Ama biz alkolü sigaraya götürmeyi tercih ediyoruz. Bunun da sebebini ülke yetkililerine sormamız gerekir tabii ki. Şimdi çocuk yaşta içki ve alkol satışına öncelikle insaniyet namına bu işi yapan insanların bir dur demesi gerekir. Yani 18 yaşından küçüklere kesinlikle içki ve alkol satışı yapılmamalı. Yapan insanlara da yüklü miktarda cezalar kesilmelidir. Her ne kadar da bunu konuşsak da yıllardır maalesef ülkemizin market işletmeleri, küçük bakkal ya da bununla buna dair iş yapan insanlar buna önem vermiyorlar. Tabii ki %80 değil %90 olmalı. Çünkü benim sigara tüketimim yok. Kendi kişisel olarak düşünüyorum. Ama bir de şöyle bir gerçek var ki yani kapalı alanlarda sigara içilmesi yasakken şimdi ben dikkat ediyorum. Hani gezerken, dolaşırken belki de oturup bir kahve çay içmek babında bir kahveye girdiğimde görüyorum ki kahvelerde de sigara içiliyor. Memlekette KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişi yasakken oraya girmeyen neredeyse KKTC vatandaşı yoktur ve orada da sigara tüketimi maalesef had safhadadır. Devletin bunları artık önem vermesi ve bu konuyu ciddiye alması gerekir bana göre. Peki vergi oranlarını yüksek tuttuklarında bu sorunun aşılacağını düşünüyor musun? İçen yine içecektir. Yani onda bir kuşku olmasın. Sigara kullanan yine kullanacaktır ama tüketimini biraz azaltmış olacaktır. En azından %70'lerde değil de atıyorum %40'lara düşecektir oran. Bu şekilde daha da düşmüş olacak. Peki ülkemizde alkol ve sigara fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Yüksek mi? Yani yüksek olmadığı için zaten buraya kim gelirse buradan içkisini alıp sigarasını alıp gidiyor. Çünkü vergi oranları sizin de söylediğiniz gibi Avrupa ülkelerinin çok çok altında. Sigaranın ve alkolün Avrupa'ya göre çok çok ucuzdur. Ben İngiltere'ye gittim. İngiltere'de bir paket sigaranın 10 isterlin olduğunu gördüm. Ama bizim Kıbrıs'ta 12 TL. Yani 1 lira 2 lira bir para. Yani o konuda ucuzdur. Ama bunun tüketmemiz bence çok yanlıştır. Yani bir an evvel bu sigaradan, alkolden uzaklaşmamız lazımdır. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak, bütün insanlar olarak, bütün dünyanın insanları olarak. Vergi oranlarında da bir yükselme olsa sizce yine de artış olur mu? Vergi oranlarında yükselme olsa zannetmem artış olsun. Yani aynı şekilde. Avrupa'daki gibi bir fiyat olsa burada da. Yok olmaz. Onu unut. Burada olmaz öyle bir fiyat yükselmesi olmaz. Fiyat vergi de yükselse de burada fiyatlar yükselmez. Zannetmem yükselsin. Alkol ve sigara gerçekten çok yüksek. Tabii ki biliyorsunuz bu ekonomiyle, parayla ilgili bir şey. Bugün mesela Londra'da veya diğer dış ülkelerde çok pahalıyken bizde haliyle çok ucuz. Bu da bana göre belki de insanları da cerbediyor. Peki bu vergi oranlarının düşük oluşu, sigara ve alkollü içkilerin bize ucuz oluşu, birçok dış ülkeden gelen insanların bunları gümrükte rahatça alıp kendi ülkelerine götürmesine neden oluyor. Tabii ki burada artık yetkililerin ve hükümetlerin daha değişik bir tedbir alarak bunların daha da aşağıya çekmemiz gerekir. Çünkü gerçekten bana göre bugün ülkemizde sigara ve alkol içen çok miktarda insanlarımız var. Dolayısıyla bana göre yetkililerin bu konu üzerinde tedbir almaları gerekir diye düşünüyorum. Avrupa gibi bizim de %80 olsa azalır mı bu oran? Kesinlikle. Bence azalır. Çünkü Avrupa'da mesela bir paket sigara 5-10 isterlindir. Bizde ise cüzi bir rakamdır. Dolayısıyla bu da bir etki olur bana göre. Vergi oranı dediğiniz herhalde KDV'dir. KDV %20 normaldir. Avrupa'da da öyle olması lazım. Da diğer vergiler yani alkol ve sigara olan vergiler tabii diğer ülkelerde çok yüksektir. Ama biz tabii burada Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz. Türkiye ile sigara fiyatları zannedersem hemen hemen aynı orandadır. Şimdi bir baktığımız zaman bu sigara ve alkol tüketimi özellikle bugün Avrupa ülkelerinde veya ileri ülkelerde, ileri ekonomilerde azalmaktadır her geçen gün. Hatta buna karşı önlem olarak da açık havada bile sigara içilmesi engellenmektedir. Yani yolda, sokakta bile sigara içemezsiniz.
tabii ben bunları şeye bağlıyorum aslında. Her şey yani küçük yaşa inmesi ve özellikle gençlerin eğitim yani okulda olması gereken eğitimin mecbur olduğu bu yaşlarda sigara ve alkolün kullanılması zannediyorsam tamamen eğitimden kaynaklanan bir olaydır. Alkol ve sigara fiyatları Türkiye endekse baktığımızda şimdi alkolde çok ucuzuz ama sigarada hemen hemen aynıyız. Bunların artması demek yani fazla artması demek bu gibi ülkede ki yani otoritenin olmadığı bir ülkede kontrolün tam yapılmadığı bir ülkede siz o zaman kaçakçılara fırsat verirsiniz. Yani bu o zaman hemen kaçak bir ürün olacaktır. Bunu kaçak yollarla buraya sokmaya çalışacaklardır. Yani bununla fiyatla alakası yoktur bu işin. Fiyatından önemli değildir. Bütün mesele bence bu yaşa düşük yaşa gelmesi tamamen eğitimdeki boşluklardandır. Eğitimi gerektiği gibi yapmıyoruz. Eğitimi veremiyoruz. Ve gençlikler, çocuklar boşlukta. Kendilerini sigara ve alkole veriyorlar. Bu yaşta çok yazık.